Merhaba. Bu videoda sizlere hamilelik sürecinde özellikle tüketmeniz gereken besin öğelerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi gebeliğin ilk aylarında ilk 3 ay boyunca çok fazla bir ihtiyacınız olmayacak. Burada çünkü bebek çok küçük olacak ve gelişimi henüz başlamamış olacak. Bu yüzden ekstra bir şey tüketmenize çok fazla gerek yok. Yani sen iki canlısın, bunu da yemen gerekiyor diyenlere bu süreçte çok fazla kulak asmayın. Günlük 100 kalorilik bir besin tüketiminizdeki artış bebeğin enerjisi için, bebeğin ihtiyacı olan enerjiyi zaten size sağlayacaktır. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken iki tane besin öğesi var ilk 3 aylık periyotta. Birincisi folik asit, ikincisi D vitaminidir. Folik asidi dışarıdan alabileceğiniz gibi, takviye edebileceğiniz gibi besinlerin içinde de bulabilirsiniz. En güzel kaynağı tahıllardır. Tam tahıllarda bol bol folik asit vardır. Nedir o? Ekmeğinizi tahıllı ekmeğe çevirebilirsiniz. Tam tahıllı bir ekmeğe ya da yulaftan faydalanabilirsiniz. Veya miktarını, porsiyonunu çok arttırmamak şartıyla çiğ kuru yemişlere de diyetinizde yer verebilirsiniz. Bunlar da folik asit açısından zengindir. Bir diğeri de brokoli, aynı şekilde kuşkonmaz, yine folik asit açısından zengin olan sebzelerdendir. D vitamininden bahsetmek gerekirse D vitaminini yiyeceklerden alırsınız fakat vücudunuzda aktif halde bulunmaz. Sütten, yoğurttan, peynirden vücudunuza alabilirsiniz. Ancak aktifleşebilmesi için mutlaka gün içinde 10 dakika kadar cam arkasında olmamak şartıyla doğrudan vücudunuzun güneşle temas etmesi gerekir ki D vitamini vücutta aktif bir şekilde kullanılabilsin. İkinci 3 aylık periyotta bebeğin gelişimi artacağı için, içinde bulunduğu sıvının hacmi artacağı için, sizin kan hacminiz artacağı için enerji gereksiniminiz daha fazla olacak. Buradaki enerji açığınızı basit şekerlerden, karbonhidratlardan karşılamak yerine hem posasından faydalanabilmek için, bağırsak hareketlerinizin artabilmesi için, hem de vitamini ve mineralinden faydalanabilmek için meyve ve sebzeleri diyetinize eklemeniz de çok daha faydalı olacaktır. Bunun dışında ikinci 3 aylık periyotta kesinlikle yapmayın diyebileceğimiz bir şey, kendinizi çok fazla aç bırakmayın. Mutlaka ara öğün yapın. Aç kaldığınız zaman ya da çok yüksek proteinli beslendiğiniz zaman kanda keton cisimcikleri artar. Keton cisimleri arttığında da bu anne için değil ama bebeğin beyin gelişimi ve zeka gelişimi için oldukça olumsuz bir durumdur. Bunu kesinlikle istemeyiz. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Son 3 aylık periyottaysa ödem şikayetleriniz daha çok artacağı için bu periyotta kafein alımını, tuz alımını mutlaka kısıtlamanız lazım. Yine yağlı besinlerden bu dönemde de uzak durmak sizin için oldukça faydalı olacaktır. Genel olarak hamileliğin tüm süreçlerinde kan hacminiz artacağı için vücudunuzda kan yapımı da artacak. Bu nedenle demir eksikliği anemisi görünmemesi için kırmızı et tüketimi oldukça faydalı olacaktır. Bunu da mutlaka diyetinize eklemelisiniz. Vejetaryen beslenmede ilerleyen videolarda anlatacağım. Ekstra şeyler düşünülebilir. Ama tüketebiliyorsanız kırmızı et tüketmekte fayda var. Unutmayın, herkesin diyeti kişiye özeldir. Tıpkı parmak iziniz gibi sizin ihtiyaçlarınız da sizin boyunuza, yaşınıza, kilonuza göre değişkenlik gösterir. En güzeli, en doğrusu bir beslenme uzmanından danışmanlık almak olacaktır. İlerleyen haftalarda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.